Şeker hastalığı, kanda bulunan glikoz, yani ani kan şekeri yüksekliği ile seyreden bir metabolizma hastalığıdır. Günümüzde çoğu kişi bu rahatsızlıkla karşılaşabiliyor. Peki şeker hastalığı belirtileri nelerdir? İşte, şeker hastalığı nedenleri ve iyi gelen yöntemler. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup, videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Pankreastan salgılanan insülin hormonu, vücuttaki glukoz metabolizmasını düzenler. Bu hormonun eksik salgılanması ya da hiç salgılanmaması, şeker hastalığına sebep olur. Bu durum, vücutta kendini bazı belirtilerle gösterir. Çağın hastalıkları arasında en ön sıralarda yer alan şeker hastalığı, birçok hastalığın oluşumunda birinci sırada rol oynayan ve dünyanın her yerinde çok yaygın olarak görülen bir hastalık türüdür. Hastalığın tam adı olan diabetes mellitus, Yunanca'da şekerli idrar anlamına gelir. Kandaki şeker seviyesinin bu aralığın üzerine çıkması, genellikle diyabet hastalığına işaret eder. Hastalığın nedeni, insülin hormonu üretiminin herhangi bir nedenle yetersiz olması veya hiç olmaması ya da vücut dokularının insüline karşı duyarsız hale gelmesidir. Birçok farklı çeşidi bulunan diyabet hastalığının en yaygın görülen ve genellikle 35-40 yaş üzeri bireylerde ortaya çıkan türü, tip 2 diyabettir. Bir diğer adı insülin direnci olan tip 2 diyabette, pankreasta insülin üretimi yeterli olduğu halde, hücrelerde insülin hormonunu algılayıcı reseptörlerin çalışmaması nedeniyle, bu hormona karşı duyarsızlık gelişir. Bu durumda, kan şekeri insülin tarafından dokulara taşınamaz ve kan glukoz düzeyi normalin üzerine çıkar. Bu durum, ağız kuruması, kilo kaybı, çok su içme ve çok yemek yeme şeklinde belirtiler ile kendini gösterir. Birçok farklı önemli hastalığın oluşumunda birincil neden olarak karşımıza çıkan tip 2 diyabette, tedavi ilkelerine tam olarak uyulması büyük önem taşır. Uzun süre yüksek seyreden kan şekeri, kardiyovasküler sistem, böbrekler ve gözler başta olmak üzere, tüm vücutta kalıcı hasarlara yol açtığından, diyabet teşhisi konulan bireyler derhal diyabet eğitimi almalı. Diyetisyen tarafından uygun görülen beslenme programına tam olarak uymalıdır. Şeker hastalığı nedir? Halk arasında genel olarak şeker hastalığı olarak tabir edilen diabetes mellitus, genel olarak kanda glukoz seviyesinin normalin üzerine çıkması, buna bağlı olarak normalde şeker içermemesi gereken idrarda şekere rastlanmasıdır. Farklı türevleri bulunan diyabet hastalığı, ülkemizde ve dünyada en sık rastlanan hastalıklar arasında yer alır. Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun sağlamış olduğu istatistiki verilere göre, her 11 yetişkinden biri diyabet hastalığına sahip olmaktadır. Şeker hastalığı belirtileri nelerdir? Şeker hastalığı, yani diyabet belirtileri şu şekilde sıralanabilir. İdrara çok ve sık çıkma. Çok su içme, ağız kuruluğu ya da susama. Sık yemek yeme veya iştahsızlık. Halsizlik ve çabuk yorulma. Gece idrara çıkma. Bulanık görme. Açıklanamayan kilo kaybı. İnatçı enfeksiyonlar. Kaşıntı. İyileşmeyen veya geç iyileşen yaralar. Ayaklarda yanma, uyuşma ve karıncalanma. Ağızda aseton benzeri koku. Diyabet neden olur? Diyabet, farklı nedenlerle olabilen bir hastalık olup, günümüzde temel olarak 4 sınıfa ayrılmaktadır. Tip 1 diyabet, genelde 20 yaşından önce görülür. Otoimmün bir hastalık olup, bağışıklık sistemimizin bilinmeyen bir nedenle pankreasın insülin üreten hücrelerine saldırması ve bu hücrelerin harabiyete uğraması sonucu oluşan diyabet tipidir. İnsülin hormonunun eksikliği nedeniyle ortaya çıktığı için, bu hastalar insülin tedavisi almak zorundadır. Bu nedenle, hastalara hemen insülin tedavisi başlanması gerekmektedir. Tip 2 diyabette ise, vücutta insülin üretimi yetersiz olabilir. İnsülin üretimindeki bozukluk ve hedef dokularda insülin direnci, yani etkisizliği nedeniyle ortaya çıkan diyabet tipidir. Tip 2 diyabet, diyabetlilerin %90-95'ini oluşturmakta ve obezite ile yakından ilişkilidir. Son yıllarda dünyada insanların beslenme ve yaşam tarzındaki değişimler nedeniyle, tip 2 diyabet ciddi oranda artmaktadır. Tip 2 diyabetin altında yatan farklı mekanizmalar nedeniyle, bu tip diyabette her zaman insülin tedavisi gerekmeyebilir. Hastalar bazen diyet, egzersiz ve doğal yöntemlerle tedavi edilebilmektedir. Şeker hastalığı tedavisi. Diyabette tedavi, hastalığın tipine ve bireye özel olarak düzenlenir. Ancak bilinmelidir ki, tüm diyabet tiplerinde içeriği ve şekli değişmekle beraber, beslenme rejimi ve egzersiz tedavinin temeli olup, vazgeçilmez unsur olarak düşünülmelidir. Tip 1 diyabette, kan şekeri dalgalanması çok sık olduğu için, sıkı diyet ve insülin tedavisinin uygulamasında çok dikkatli olunmalıdır. Tip 1 diyabette kök hücre çalışmaları olmakla beraber, şu anda tedavi olarak insülin tedavisi vazgeçilmez tek tedavi olarak yerini korumaktadır.
Tip 2 diyabet obezite ile yakından ilişkili olup, kilo kontrolü tüm diyabetli bireylerde olduğu gibi çok önemlidir. Tip 2 diyabette ağızdan alınan tabletlerin yanında, doğal yöntemlerle başka tedavi alternatifleri bireye özgü olarak verilebilmektedir. Şeker hastalığına ne iyi gelir? Şeker hastalığını yönetmenin amacı, kan şekeri seviyelerini mümkün olduğunca dengede tutmaktır. Kalp ve damar hastalıkları riskini arttırabileceğinden, kolesterol seviyelerini ve tansiyonu yönetmek için doğru önlemler almak da şeker hastalığı tedavisinin önemli bir parçasıdır. Kan şekeri seviyelerinin takip edilmesi, dengeli beslenme, fiziksel aktivite, stres ve kilo yönetimine dikkat edilmelidir. İşte, şeker hastalığını ortadan kaldıracak mucize tarif. Malzemeler: 1 yemek kaşığı karanfil, 2 adet çubuk tarçın, 1 litre su. Hazırlanışı: tarçın ve karanfilleri şişelenmiş suyun içine koyun ve buzdolabında 4-5 gün kadar bekletin. Daha sonra, karışımı süzün ve suyunu her sabah aç karnına yarım su bardağı olarak tüketin. Bu karışımı 4-5 gün kullanmanız yeterlidir, ardından yenisini yapın. 3 şişe kullandıktan sonra 15 gün ara verin. Bu tarif şeker hastalığına tamamen doğal bir çözümdür. Sadece 5 gün içinde bu hastalığın etkilerinin ortadan kaldırılmasına yardımcı olacaktır. Şeker hastalığına iyi gelen 5 bitki. Şeker hastalığı ile mücadele edenlerin kan seviyesini dengede tutmasını sağlayacak doğal bitkileri ve faydalarını sıraladık. Peki, diyabete iyi gelen bitkiler hangileridir? Yeşil çay. Bir meta analize göre, yeşil çay tüketimi, açlık kan şekeri seviyelerinde azalma ve açlık insülin seviyelerinde azalma ile ilişkilidir. Bunların hepsi kan şekeri sağlığının ölçümleri ve dolayısıyla diyabetin göstergesidir. Zerdeçal. Zerdeçalın aktif bileşeni kurkumindir. Kurkuminin kan şekeri kontrolü de dahil olmak üzere, baharatın faydalarının çoğundan sorumlu olduğuna inanılmaktadır. Tarçın. Şeker hastalarının en sık kullandığı bitkilerden biri tarçındır. Tarçın, kan şekerini düzenleyen ve dengeleyen bir bitkidir. Çubuk tarçın ve baharat şeklinde tüketildiğinde adeta diyabet düşmanıdır. Tatlı yeme duygusunu erteleyen ve unutturan tarçın, çayın içinde şeker niyetine tercih edilebilir. Ginseng. Ginseng, dünyada en çok bilinen ve yaygın olarak kullanılan bitkisel ürünlerden biridir. Geleneksel doğu tıbbında enerjiyi artırmak, stresi azaltmak ve vücudu dengeye getirmek için binlerce yıldır kullanılmaktadır. Yakın zamanlarda ise, kan şekerini kontrol etmeye yardımcı olmak için bir terapi olarak incelenmiştir. Çörek otu. Çörek otu ile zamansız yükselen kan şekerini kontrol altına alabilirsiniz. Kahvaltıda peynir üzerine bir tutam eklediğinizde, hem kansere karşı koruyucu önlem alırsınız, hem de şekerinizin yükselmesini engellersiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.